Arkadaşlar herkese selamlar. Bugünler biraz yoğun geçiyor her açıdan. Vize başvuruları, ofisteki işler, yeni okulların açılması. Bu yoğunlukta ben de bir yürüyüşe çıktım. O yürüyüşe çıktığım esnada da size bu sıralarda çok fazla sorulan sorulardan bir tanesinden bahsetmek istedim. Bu soru güvenlik soruşturması. Yani kişilerin konsolosluklarda başvuru yaptığı durumlarda veya Amerika içinde göçmenlik bürosuna bir başvuru yapıldığı durumda sık sık karşımıza çıkan güvenlik soruşturması veya İngilizce tabiriyle administrative processing. Güvenlik soruşturması nedir? Neden kaynaklanır? Niye olur? Kısaca bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. Güvenlik soruşturması kısaca bir kişinin başvuru yaptığı durumlarda, vize başvurusu yaptığı durumlarda o kişi için incelenmesi gereken ekstra bazı bilgilerin olduğu anlamına geliyor. Peki bu güvenlik soruşturması hangi vizelerde karşımıza çıkabilir? Bütün vizelerde karşımıza çıkabileceği gibi aynı zamanda green card başvurularında, vatandaşlık başvurularında bile karşımıza çıkabilir. Peki sebebi nedir? Güvenlik soruşturmalarının sebebi çok çeşitli şeyler olabilir. Mesela isim benzerliği, vatandaşlığa sahip olunan ülke, doğulan ülke, bir kişiyle anne baba isimlerinin, doğum tarihlerinin benzeşmesi, onun dışında çalıştığınız alan, mesela sık sık bilim insanlarının başına gelebiliyor böyle şeyler. Özellikle belli bilim alanlarında kişilerin çok daha ciddi incelenmesi söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bir kişinin neden güvenlik soruşturmasına tabi olduğuyla alakalı net bir bilgi yok. Hangi ülkelerin vatandaşlarının güvenlik soruşturmasına tabi olduğuyla alakalı da net bir bilgi yok. Hangi ülkede doğan insanların güvenlik soruşturmasına tabi olduğuyla ilgili net bir bilgi de yok. Bunların hiçbirisi Amerikan devleti tarafından çok açık bir şekilde paylaşılmıyor. Fakat bunların güvenlik soruşturmasına neden olan sebepler olduğunu biliyoruz. Peki mesela hangi durumlarda karşımıza çıkabilir? Özellikle konsolosluk başvurularında güvenlik soruşturması karşımıza çıkabilir. Güvenlik soruşturmasına muhatap olursanız vize görüşmesinin sonunda konsolosluk görevlisi size mutlaka güvenlik soruşturmasına kaldığınızı söylemek zorundadır. Burada önemli bir değişiklik var. Geçen seneden itibaren, yani 2020'den itibaren ondan bahsetmekte fayda var. 2020 yılına kadar konsolosluklar bir güvenlik soruşturmasına tabi olduğunuzu belli etmek için dosyaları administrative processing, yani güvenlik soruşturması olarak sınıflandırıyorlardı ve size güvenlik soruşturmasına kaldığınızı söylüyorlardı. Bu durumda vize reddedilmiş olmuyordu. Sadece güvenlik soruşturmasına kalmış oluyordunuz. 2020 yılında bununla ilgili bir değişiklik yapıldı. Artık vize görüşmesine gelen herkesin alabileceği sadece iki tane yanıt var. Bu ya kabul olabilir ya da red olabilir. Kabul edildiyse zaten sorun yok. Eğer 221G maddesi, yani göçmenlik kanununun 221G maddesi, buna İngilizce 221G diyoruz. Bu maddeden dolayı bir red aldıysanız bu aslında güvenlik soruşturması demektir. Peki neden artık güvenlik soruşturması demiyorlar da red kararı diyorlar? Bunun sebebi muhtemelen güvenlik soruşturmasına kalan dosyaların uzun sürmesi nedeniyle devletin muhatap olduğu davalar. Yani bir vize başvurusu yaptık, bize hala sonuç gelmedi, hala güvenlik soruşturması deniyor, aldık mı almadık mı bir şey söylenmiyor diye devlet çok fazla davaya muhatap olduğu için artık bunun kolayını bu dosyaları, yani vize başvurularını kabul veya reddediyorum şeklinde buldu. Ancak reddin yanına 221G maddesi ekleniyorsa bu güvenlik soruşturması demek, administrative processing demek. Ve siz administrative processing ile ilgili soruşturmayı geçerseniz o zaman vizeyi alabilirsiniz demek. Peki güvenlik soruşturmasına kalan dosyalarda ne oluyor? Sizinle vize mülakatını yapan görevli size ne yapılması gerektiğini söylemek durumunda. Mesela bazen sizden istenen ekstra bilgiler, belgeler olabilir, doldurulması gereken formlar olabilir. Bunları size bildirecekler. Veya devletin kendi içinde yapması gereken araştırmalar olabilir. Bir kere konsolosluk size güvenlik soruşturması lazım dedikten sonra artık sizden istenen bir şey varsa onu yapmak durumundasınız. Onun dışında da konsolosluktan gelecek haberi beklemek zorundasınız. Nihai olarak bir dosyanın kabul edilip edilmemesi, güvenlik soruşturmasının sonuçlanıp sonuçlanmaması tabii ki konsolosluğun size bildireceği bir şey. Ancak konsolosluk bu konuda tek yetkili değil. Hatta konsolosluğun bu konuda hiç yetkisi olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Aslında bu konuda yetkili Washington DC'deki devlet makamlarıdır. Yani bir kişi güvenlik soruşturmasına kaldığında dosya DC'ye gönderilir. Washington DC'de, Amerika'nın başkentinde değişik agency'lerden, değişik devlet dairelerinden haberler beklenir. Onlarla ilgili haberler geldiğinde, yani bu güvenlik soruşturması bittiğinde de size konsolosluk artık
vizeyi alabilirsiniz der. Tabii çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu güvenlik soruşturması ne kadar sürüyor? Ne kadar beklememiz lazım? Bunu hızlandırmak için yapabileceğimiz bir şey var mı? Bu konuyla ilgili soru çok geliyor. Bir kere hızlandırma için yapabileceğiniz tek şey, eğer sizden konsolosluk ekstra bir bilgi, belge istediyse bunları sağlamak olabilir. Bunun dışında güvenlik soruşturmasını hızlandırmak için yapabileceğiniz bir şey yok. Sadece haber gelmesini beklemeniz gerekiyor. Şöyle bir istatistik var. Güvenlik soruşturmasına kalan dosyaların çok büyük bir kısmı eninde sonunda kabul ediliyor. Bunun zamanı belli olmamakla beraber güvenlik soruşturmasına kalan dosyalar çok büyük bir ihtimalle kabul ediliyor. Şöyle düşünün, eğer vizeyi reddetmek için ellerinde bir sebep olsaydı zaten vizenizi orada konsolosluk görevlisi reddedecekti. Demek ki vizenin ilk etapta reddedileceğiyle alakalı bir bilgi, belge ortada olmadığı için sadece isminiz güvenlik soruşturmasına kaldığı için bu güvenlik soruşturmasının tamamlanması ve akabinde size haber verilmesi gerekiyor. Tipik olarak bir güvenlik soruşturmasının birkaç gün, birkaç hafta, hatta birkaç ay sürdüğünü gördüm. Hatta bazı ekstrem durumlarda güvenlik soruşturmalarının birkaç yıl sürdüğüne de şahit oldum. Maalesef bu süreyi hızlandırmak için yapabileceğiniz bir şey yok. Devleti dava edememeniz için de biraz önce anlattığım gibi artık bununla ilgili, yani vizeyle ilgili bir karar verdik. Bu karar red. Sadece güvenlik soruşturmasından olumlu karar gelirse kabul etme ihtimalimiz var diyerek bunun da zaten devlet önünü kapatmış oldu. Çok sorulan başka bir soru, güvenlik soruşturmasına bir kez kalmıştım. Tekrar bununla karşılaşma ihtimalim var mı? Bu da çok soruluyor. Maalesef evet. Hatta güvenlik soruşturmasına bir kez kalanların bundan sonra da güvenlik soruşturmasına sık bir şekilde kaldıkları görülebiliyor. Dolayısıyla güvenlik soruşturmasından bir kere geçmiş olmak, daha sonraki vize başvurularında, konsoloslukta, göçmenlik bürosunda, hatta vatandaşlık başvurularında bile clearance almış olmak, yani daha önce bu güvenlik soruşturmasından geçmiş olmak bazen tek başına yeterli değil, tekrar bir güvenlik soruşturmasından geçmek gerekebilir. Konsolosluğu çok anlattık. Biraz da göçmenlik bürosundan bahsedelim. Göçmenlik bürosunda da böyle şeyler olabiliyor. Basit bir statü değişikliği başvurusu, bir vize başvurusu, H1, L1, E2 gibi green card başvurusu, hatta vatandaşlık başvurusu, bunlarda bile güvenlik soruşturması olabiliyor. Hatta bazen kişiyle alakalı değil, şirketle alakalı olan durumlarda bile güvenlik soruşturmasına girme ihtimali olabiliyor. Bu konuda da çok sabırlı olmak gerekiyor. Güvenlik soruşturmasıyla ilgili konularda şimdiye kadar milletvekillerinin, senatörlerin devreye sokulduğu durumlarda bile güvenlik soruşturmasının hızlandırılması gibi bir durum pek söz konusu olmadı. Bazen Amerika içinde özellikle dosyanız içerideyken göçmenlik bürosu bir karar vermediyse, dosyayı kabul veya red etmediyse devletin dava edilmesi durumu söz konusu olabilir. Bu gerçi ayrı bir videonun konusu ama yine de burada kısaca bahsetmiş olayım. Konsolosluklarda yapılan başvurularda vize görevlisi size dosyanızın administrative processing, yani güvenlik soruşturmasına kaldığını söylemesine, size bununla ilgili bir belge vermesine ve bu vize başvurusunu konsolosluğun web sitesinden takip edebilmenize rağmen Amerika için de böyle bir durum söz konusu değil. Çoğu zaman dosyalar çok uzun sürüyor, sebebi anlaşılamıyor. Göçmenlik bürosu da dönüp size dosya bundan dolayı uzadı demiyor. Bunu ancak göçmenlik bürosuna telefon açarak, dosyanızı takip ederek, onlardan bir haber alarak, onları sizin aramanız sonucunda, sizin irtibata geçmeniz sonucunda bir haber alarak öğrenebilirsiniz. Bir dosyanın güvenlik soruşturmasına kalmaması için yapabileceğiniz en iyi şey mülakata mümkün olduğu kadar hazır gitmektir. Mesela özellikle bilim insanlarının rezümelerini, ondan sonra araştırma alanlarını detaylı anlatan bir belgelerini, sponsorları varsa onlardan bir davetiye mektubunu gösteren dokümanları yanında bulundurmalarında fayda var. Fakat şunu unutmamak lazım, siz yanınızda bütün belgelerinizi götürseniz bile yine de güvenlik soruşturmasına kalabilirsiniz. Özellikle bilgisayarda HIT dediğimiz, isminizle alakalı, biraz önce anlattığım sebeplerle alakalı bazı şeyler, pop-up diyoruz İngilizce'de, bazı şeyler çıkıyorsa, bazı şeyler ortaya dökülüyorsa o zaman mutlaka bir güvenlik soruşturmasından geçeceksiniz demektir. Ama bugün kısaca anlatmaya çalıştığım gibi güvenlik soruşturmasına girmek demek, 221G'den reddiyemek demek, bunlar çok ölümcül şeyler değil. Genel itibariyle olumlu sonuçlanan şeylerdir. Sadece beklemeniz gerekir. Bu süreç belli olmadan plan yapmamanız gerekir. Bunlara dikkat etmek lazım. Efendim bugün kısaca güvenlik soruşturması, administrative processing, 221G diye bilinen redlerden bahsetmiş oldum. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.